Değerli izleyenler, üçüncü düzenlenen İzmir Bitlis tanıtım günlerindeyiz. Güzel kareler, güzel şahsiyetlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörümüz bizlerle beraber. Sizlerin huzurunda kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Önce kendilerini tanıyoruz, sonra da güzel faaliyetlerine, güzel buluşlarına, icatlarına doğru gidiyoruz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun şükür. Önce buradaki havayı bir alalım sizden efendim. Evet, havayı zaten siz aldınız biliyorum. Evet. Yani bu atmosferi hep beraber paylaşıyoruz. Bu şekilde güzel bir atmosferde bulunmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel etkinliği, organizasyonu yapanlara gerçekten şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese. Benim üçüncü kere Bitlis tanıtım günlerine katılışım ama İzmir'de ilk defa. Evet. Evet, ama gerçekten bu güzel atmosfer, bu güzel insan gururlandırıyor. Yani Bitlis'i hemşerilerimizle bir aradayız. İstanbul'da tanıdım İstanbulluları. Evet. Ama İzmir'dekileri ilk defa görüyorum. Çok hemşerimiz varmış ve Bitlis'e olan özlemlerini biz burada gidermeye çalışıyoruz. Yani gerçekten o kadar güzel hizmet ediyor ki bu organizasyon. Gelip herkes bize mutluluğunu ve özlemini bildiriyor. Biz de bunları duyduğumuz zaman biz de mutlu oluyoruz. Ne güzel. Aynen efendim. Üniversitemizin gençlerinin hocalarıyla beraber yapmış olduğu insansız hava araçları var. Onları da bir nevi tanıtıma, müzayedeye getirmişsiniz efendim. Biraz söz edelim onlardan. Evet. Tabii keşke talebelerimiz burada olsaydı. Esas kahramanları keşke burada olsaydı ama biz onların adına da bu mutluluğu, bu gururu paylaşalım. Gördüğünüz gibi insansız hava araçlarımız. Bunlar en son Teknofest'te mansiyon ödülü aldı. Gerek danışmanlarına, gerek öğrencilerimize buradan yine teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletmek istiyorum. Efendim, daha öteye gitmeyi düşünüyor musunuz? Şüphesiz. Yani her sene bir adım öte amaç hedefimizdir. Tabii. Hatırlarsanız 2 sene önce biz yine TÜBİTAK yarışmasına elektrikli aracımızla girdik. Evet. Orada da sağ olsun öğrencilerimiz bizi çok güzel temsil ettiler. Geçen sene farklı bir şeydi. Bu sene yine mansiyon ödülü aldık. Her sene bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu hem üniversitemiz adına hem de memleketimiz, Bitlis'imiz adına çok önemli. Ayrıca bir de günümüz teknolojisine uygun bir... Gayet iyi. Bu da bizim teknolojiyi yakından takip ettiğimizi gösteriyor. Bizim proje atölyemiz var biliyorsunuz. Gelir gelmez bunu açmıştık. Öğrencilerimiz de gerçekten bizi utandırmıyorlar, gururlandırıyorlar, gereğini de yapıyorlar. Sağ olsunlar. Bu da şunu gösteriyor. Siz insanların önü açarsanız insanlar gereğini yapar. Yeter aynen ki önünü açın. Aynen. Gerçekten rektör beyimize ben de şahsen katılıyorum. Önümüz açılırsa neler nelere, biz bunu geçip Mars'a, Jüpiter'e, kim bilir nerelere gideceğiz de önümüz açılsın istiyoruz, diliyoruz. Buradan da yetkililerimize sesleniyoruz. Onlar da iyi niyetliler, sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz efendim. Son cümlelerinizi alabilir miyim? Evet, ben tekrar bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün İzmirlilere buradan seslenmek istiyorum. Lütfen gelin, Bitlis'imizi buradan tanıyın. Bitlis bu kadar yakın sizlere.